Anıtkabir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnce hakkında bilmediğiniz birkaç bilgiyi sizler için araştırdık ve derledik. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnce'nin hakkında sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Tutuklanan İnce'nin 23 yaşında olduğu ortaya çıktı. Bazı kesimler sosyal medyada Safiye İnce'nin 18 yaşın altında olduğunu iddia etmişti. Safiye İnce Anıtkabir önünde çektiği videoda Atatürk'e hakaretlerde bulunmuştu. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla birlikte provokatöre ağır tepkiler geldi. Tutuklanması için çağrı yapılan kız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı haberi geldi. Safiye İnce emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcı karşısına çıkan kadın tutuklu yargılanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan cezaevine gönderilen İnce'nin 23 yaşında olduğu ortaya çıktı. Safiye İnce'nin sosyal medyada yapılan yorumlarda CHP ve FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Safiye İnce çıktığı mahkemede savunmasında görüntüleri kendisinin görüntülerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye yaptığını belirtti. Atatürk'e saygı duymasam Anıtkabir'e gitmezdim dedi. Çarşaflı provokatör Safiye İnce'nin kim olduğu hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak sosyal medyada Safiye İnce adındaki kız çarşaf giymiş bir kullanıcı Anıtkabir'in önünde Büyük Önder Atatürk'e hakaret ettiği videoyu sosyal medyada paylaştı. İnce'nin paylaştığı video sosyal medyaya bomba gibi düştü. Safiye İnce hakkında savcılığın ve polisin harekete geçmesi için sosyal medyada çok sayıda mesaj gönderilmişti. Atatürk'e hakaret ettiği video sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret eden provokatör Safiye İnce bir süre sonra özür videosu yayınladı. Bu videodaysa İnce videoyu bir kişiye tepki nedeniyle çektiğini, onun da videoyu yayınladığını söyleyerek özür diledi. Asıl merak edilen soruysa FETÖ ve CHP ile bağlantısı mı var? Safiye İnce Anıtkabir önünde çektiği videoda Atatürk'e hakaret ettiğinden dolayı gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı haberi herkesi mutlu etti. Yakalanma kararından sonra sosyal medyada çarşaflı provokatör Safiye İnce'nin CHP ve FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan provokatör Safiye İnce'nin sosyal medyada aslında çarşaflı olmadığı, CHP'li olduğu ve hain tezgahın arkasında FETÖ'nün olduğu iddia edildi.